Koz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler, paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış, iyi yayınlar. Size de Amerika'dan başlayacağız. Evet. Fed toplantısı var bugün. Oradan ne çıkar? Sonra tabii dün önemli bir açıklama vardı yine Erdem Başçı'dan. Onun açıklamalarına bakacağız. Biz de hatta son dakika haberi olarak verdik. Evet. Dün enflasyon raporu beklentileriyle ilgili olarak ona da geleceğiz. Ama Fed toplantısıyla başlayalım. Bugün Fed toplantısından ne çıkar? Bizim için ne kadar önemli? Aslında çok bizim için fazla bir önemi yoktu. Yani yok gibi de görünüyordu. Ama bundan sonra bizim için artık yurt dışı piyasalar önemli. Bu anlamda şöyle söyleyeyim, piyasalarda bu FED toplantısı için tek bir şey bekleniyor. Bu adamlar toplantıdan sonra ne söyleyecekler? Tabii. Hangi konuda? Parasal genişlemenin, yani QE dedikleri 3. ve 4. parasal genişleme sonrasında geçen ay yapılan toplantı tutanaklarında kesinlikle bir tartışma olduğu ortaya çıktı. Bu tartışma bu parasal genişlemeyi durduralım mı durdurmayalım mı şeklinde olmuş. Ve oldukça fazla sayıda Fed üyesi de ya bu artık çok fazla da fayda vermiyor. Hatta zarar bile veriyor. Bu nedenle parasal genişlemeyi çok da fazla devam ettirmesek daha iyi olur gibi. Ama Bernanke sonra yapmış olduğu açıklamalarda o toplantı tutanakları yayınlandıktan sonra evet biz zaten risklerin farkındayız ama hemen gibi şeyler söylese de parasal genişlemenin durdurulabileceğine dair çok net bir şey söylemedi. Bu toplantıdan sonra tabii ki faizin değiştirilmesi beklenmiyor 2013'ün sonuna kadar da. Hatta faizin değişebilmesi için %6,5 işsizlik oranına düşülmesi, enflasyonda da %2,5'un geçilmemesi. Yani 2,5'a kadar izin var enflasyonda. Bugün akşam 21.15 gibi zannedersem Türkiye saatiyle bu FED kararı açıklanmış olacak. Burada cümlelerin her biri artı cümleler içerisindeki kelimelerin ve virgüllü noktasıyla birlikte çok fazla irdelenecek. Benim tahminim şu, kalkıp da FED ben işte yılın ikinci yarısında parasal genişlemeyi azaltacağım demez. Çünkü onun ciddi biçimde rahatlamış piyasadaki konut sektörü olsun artı diğer borsa olsun ki borsada önemli rekorlar kırılmaya başlandı. Yani son 5 yılın zirvesini aştı S&P 500 endeksi. Tüm bunların hepsini terse çevirmek istemez Fed. Dolayısıyla böyle bir parasal genişleme durdurulacaktır mesajı çıkacağını zannetmiyorum. Ama şöyle denileceğini düşünüyorum. İşte parasal genişlemenin yaratabileceği avantaj ve dezavantajlar sürekli değerlendirilmektedir. Risklerin de farkındayız. Ve bu risklerin farkındayız. Ama herhangi bir vade, süre vesaire vermeyecekler. Bence 2013 sonuna kadar da Bernanke bu parasal genişlemeyi durdurmayacak. Çünkü bayağı bir arabanın hız kazanmasını istiyorlar. Çünkü hala ikinci viteste gidiyor. Belki yılın ilk üç ayında ki bu cuma günü şey gelecek Amerika'dan. Son çeyrek, 2012'nin son çeyrek büyüme verileri gelecek. Bu büyüme verilerini de bakacaklar. Sonra tarım dışı istihdam var, işsizlik gelecek. İşsizlik nereye düşmüş ona bakacaklar. Dolayısıyla altın bu sabah itibariyle bir miktar yukarıya hareket ediyor. Bunun temel sebebi de nasıl olsa bir parasal genişleme durdurma gelmeyecek. Yani öyle bir karar çıkmayacak diye bir miktar yukarı hareket etmiş durumda altın. Burada sürekli olması zor. Yani 1700'ü de aşıp 1800 dolarlara gitmesi zor altının. Ama geçici olarak bir yükseliş yaşayacaktır. Fakat çok ilginç bir şey olacak bence bu toplantıdan sonra. Genel verilecek mesajda risklerin farkındayız ve şu an herhangi bir şey düşünmüyoruz gibi bir mesaj gelebilir. Cuma günü ise tarım dışı istihdam geldikten sonra eğer işsizlikte belirgin bir gerileme varsa
Böyle bir durumda bu altını çok bozar. Çünkü o zaman parasal geliştirmenin daha erken durdurulabileceğine ilişkin beklentiler başlar. Yani Amerika'da büyüme yukarı gittikçe veya Amerika'da işsizlik hızla azaldıkça altını aşağı çeker. Ama Amerika'da enflasyon beklentilerden fazla yukarı gittikçe altını yukarı çeker. Evet. Ama şu an için benim tahminim altın yine 1635 dolarla 1700 dolar arasında dalgalanmasına devam edecek. Dolayısıyla Fed'i tabii bütün piyasalar, sadece biz değil tüm dünya bekliyor. Şu aşamada barış, tam bir merkez bankaları savaşı var dünyada. Ve normale dönüş başlasın şeklinde açıklamaların tam geldiği, Fed'in işte parasal genişlemeyi durduracağız veya işte Avrupa Merkez Bankası daha önce 1 trilyon euroyu basıp bankalara vermişti. Bunlardan bir miktar geri dönüş oldu. Bu litrolar dediğimiz litro, uzun vadeli düşük faizli krediler, bankalara verilen likidite problemlerini çözmek için. Bu litro imkanlarından geri dönüş. Orada bir şey başladı. Yani düzenleme başladı. Euro dolar paritesi hala yukarı gidiyor. Çünkü Avrupa'nın faizi şu an Japonya ile de Amerika ile de karşılaştırdığında oldukça yüksek. Dolayısıyla euro da insanlar euroya geçip euro faizi kazanmak istiyorlar. Hı hı. Bu nedenle Avrupa ekonomileri çok iyiye gittiği için euro yukarı gitmiyor. Daha çok faiz farkından dolayı yukarı gidiyor. Bu arada işte Fed'den de böyle sinyaller gelirken tam bu aşamada tuttu Japonya deli bir para basacağını söyledi. Yani artı maliye politikalarıyla da destekleyecek. Şu an Japon muhalefet lideri şey açıklamış, işte Merkez Bankası Başkanı özerk olmalı falan filan demiş ama ya ne özerkliği kaldı? Yani adam açıkça ben öyle bir Merkez Bankası Başkanı istiyorum ki cesaretli olacak falan dedi. Ve dolayısıyla dolar karşısında Japon yeni değer kaybetmeye devam ediyor ve bence devam da edecek. Çünkü 90 yeni geçti bir dolar ve şu an 91 yeni çok yakın fiyatlardan hareket ediyor. Burada 100'e kadar gideceğini tahmin ediyorum. Yalnız sen Fed'i sordun ama bu bir süre sonra burada çok ciddi kavgalar başlayacak. Hele G20 toplantısında hani ben biraz abartarak söylüyorum, yumruk yumruğa girebilirler şey anlamında. Yani G20 toplantısında burada gerçekten siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Çünkü geçen Shinzo Abe diyor ki ya siz o kadar para basarken bizim hiç sesimiz gıkımız çıkmadı. Evet, değil mi? Evet. Biz iki karar aldık hemen ortalığı ayağa kaldırdınız. Evet. Ama haklı adam yani. Adam 20 yıldır çekiyor bu hastalığı. Artık ben de diyor. Onlar da baktılar, etkilerini gördüler, olumlu olduğunu gördüler. Japonya'yı ileride çok büyük bir krize sürükleyecek bir şeyin tohumları atılıyor. Yani patlamanın tohumları atılıyor şu an Japonya'da. Çünkü Japon ekonomisinde faizler sıfır seviyelerinde ve devlet neredeyse hiç faiz ödemiyor. %235 milli gelirin %235'i kadar bir borçları var. Hı hı. Ve Japonya baktığımız zaman bu halini yüksek faizle devam ettirebilir mi? Sen enflasyon hedefine 2 koyarsan faizler de 2'ye 3'e gelir. O zaman sen milli gelirin 2,5 katına yakın bir borcu çevirmek için o faizi nasıl ödeyeceksin? Halkına dönüp tekrar borç isteyeceksin. Tamam, Japon halkı tasarruf ediyor ve oradan sağlıyorsun ama fiyatlar yükselmeye başladığında bir miktar tüketimi tetikler. O zaman tasarruf oranı azalır. Ve o durumda da ileride belki 3-5 yıl içerisinde Japonya'nın bile borcunu ödeyememesi gibi bir sorunla karşı karşıya kalınabilir dünya. Ama bu çok uzun vadeli bir şey. Hı hı. Genel görünüm bu şekilde. Fed'den de dediğim gibi böyle bir açıklama gelir. Piyasa şu an bunu fiyatlıyor ama eğer piyasanın çok tersine bir açıklama gelirse, yani kesinlikle 2013'te parasal genişleme aynı hızla devam edecektir gibi beklemiyorum öyle bir açıklama. Bu çok olumlu olur. Borsalar hızla rekor kırarlar. Yani S&P bir anda çok sert yukarı gider. Avrupa borsalarında büyük coşku yaşanır. Biz artık normale döndük. Yani evet, hep rekorlar kırıyorduk. Bu not artırımı beklentisiyle artık o beklenti bitti. O beklenti bittiği için bundan sonra dış piyasalarla daha paralel gideriz. Hatta dış piyasalar kadar artmayız. Yani dış piyasalar daha önce %0.5 artarken biz %2 artıyorduk. Yani hı hı, şu aşamadan sonra biz daha bir normale dönmüş oluruz. Peki Merkez Bankası Başkanı'nın
Erdem Başçı'nın açıklamalarına gelecek olursak, dün işte enflasyonla ilgili öngörüler açıklandı. Bir de formül var ortada. Evet. Ne diyorsunuz bu formülle ilgili? Tutar mı? İşler mi? Yürür mü? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası Başkanı Başçı bir soru üzerine bu %5 cari açık, evet, %5 enflasyon ve %5 faiz, yani %5 büyüme, pardon, faiz diyorum. %5 büyüme, %5 cari açık, %5 enflasyon. 5-5-5 formülü verdi. Ya hep hayalimdeki formüldü aslında. Daha önce de hani sürekli biz programlarımızda diyordum ya. Ya Türkiye %8 büyütüp, hı hı, arkasından 2 yıl sonra büyük bir krizle birlikte yüzlerce, binlerce insanı işsiz bırakmak mı önemli? Yoksa istikrarlı yavaş yavaş büyüdüğünde, yani bir sene %8 büyüyüp bir sene %2 büyüyorsan veya %1 büyüyorsan, bu çok dengesiz oluyor. Notu da çok fazla etkiliyor bizim. Dalgalı çünkü. Tabii. Şu an ekonomi yönetimi bunda kesin olarak karar vermiş durumda. Fakat bence en önemli şey, ben Erdem Başçı'nın bu hedefini nedeniyle gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Yani Babacan'ın çok büyük bir desteği var. Yani Babacan adeta kellesini koymuş durumda şeye. Yani büyüme istendiğini biliyor. Biliyorsun bakanlar arasında daha önce çok atışma oldu. Doğru. Büyüme istediğini herkesin biliyor ve o parti içerisinde, AK Parti içerisinde ekonomi yönetiminde tek başına şu an söz sahibi ve Sayın Başbakan bile hani bu konuda istekte bulunsa, büyüme %5'i geçsin, 6'yı olsun gibi bir istekte bulunsa bile buna göğüs germek anlamında son şeyini kullanacağını düşünüyorum. Ve öyle de olmalı. Çocuklarımızın geleceği için de bu ülke istikrarlı bir cari açığa düşmeli ve istikrarlı büyümeye geçmeli. O zaman gerçekten anlamlı olacak. Tabii ki bu mümkün değil. Hani fiiliyatta olması çok zor. Sebebi şu: bizim elimizde değil ki bütün faktörler. Tabii petrol canım. Fiyatları bizim elimizde değil ki. Dış şoklar bizim elimizde değil ki. Yabancı bankalar yarın oradaki krediler genişlemeye başladığında, Avrupa'daki bankalar kendi firmalarına kredi vermek istediklerinde bizim firmalara verdikleri kredi miktarını da azaltabilirler. Yani orada bir ciddi büyüme başladığında bizim buradaki firmaların imkanları da azalabilir. Dolayısıyla bu hani başarılması çok zor ama hedef olarak konulduğunda da desteklenmesi gereken, her Türk vatandaşının mutlaka desteklemesi gerektiği. Ama başta tabii siyaset kurumunun desteklemesi tabii, gerekiyor. İşte benim endişem şu yalnız Barış. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra bak, anayasa değişecek, o konuda çalışmalar var. Biliyorsun 3. dönemi bitirdikleri için Sayın Başbakan çok açık bir şekilde ifade etti. Yani bir daha tekrar seçime girmeyeceğini. O, tabii ki onun kafasında hani başkanlık sistemine, hı-hı, geçiş var. Bu nasıl olacak? Bizi yılın ikinci yarısında çok ciddi bir siyasi gündem bekliyor. Tabii. Yani ve bu siyasi gündem ekonomik sonuçlar doğuracak. Seçimler işte o havaya, evet, gireceğiz yani. Ben o yüzden bu iyi niyetli, çok iyi belirlenmiş bir hedef bence bu 5-5-5. Ve tutturulabilirse çok büyük bir başarı olur. Ama yılın ikinci yarısında mecbur gaza basılacak gibime geliyor. Yani o öyle olursa da tabii yine Merkez Bankası buna rağmen dengelerin fazla bozulmasını engellemek adına başka önlemleri de alacaktır. Yani evet, en azından araç sayısını o kadar arttırdı ki siyasi baskılara rağmen kullanabileceği gizliden bir sürü araç geliştirdi. Yani faizi indirin denildiğinde indiriyor ama öbür taraftan başka bir araçla, tamam mı? Dengeliyor. Faizin inmesi nedeniyle akabilecek ciddi bir kredi mekanizması başka bir BDDK ile de ortak çalışarak, hı hı, dengelemeye çalışıyorlar. Tek amaçları var, istikrarlı dengeli bir ekonomi yaratmak. Evet. Şimdi hocam isterseniz İMKB'ye bakalım. Dün, evet, o sert düşüşü uzun uzun konuştuk. Evet. Hatta sitem de geldi izleyicilerden. Sürekli yani borsa konuştunuz. Borsa, ama dünün gündemi de oydu yani. Ama dün de yani tabii, dün onu konuşmamız gerekiyordu. Yani, onu şimdi dün konuştuk ama ben şeyi merak ediyorum. Dün ne oldu şimdi? O sert düşüşün ardından hakikaten, evet, ne oldu? O düşüş devam etti mi? Nasıl bir tepki verdi piyasa? Evet, hatırlarsan dün özellikle çok grafikler üzerinde çok fazla şey yapmıştım. Yani ya işte dibi nasıl görürüz? Yani hani demiştim ya, herkes satarken sen al, herkes alırken, evet, sen satın sinyali ne olur?
düşüşlerde çok belirgin bir şekilde ortaya çıkan mesajımı üçe ayırmıştım. Bir, düşüş devam ederken sert düşüşlerden bahsediyorum. Yani az az yüzde yarım falan düşüşler sırasında değil ama yüzde bir buçuk, ikiye, iki buçuğa varan düşüşler ki o gün dört pazartesi günü 4.15 düşüş vardı. %4.15'ti. Böyle bir durumda seans içi ayrıntıya girdiğimizde özellikle 20 dakikalık grafiklerde yani şeyden beri Ağustos'tan bu yana en büyük işlem hacmi patlaması olmuştu ki tam o noktada zaten ben dedim ki artık herkesin sattığı yer burası. Ve onu da dün grafiklerde göstermiştik. Bu yüzden oranın dibe yakın, çok dibe yakın seviyeler olduğunu vurgulamıştım. Bak grafiği verelim şimdi arkadaşlar. Tam ekran verelim. İşte şu nokta, yani şu işlem miktarı var ya, yani şu 100 milyon lot sadece 20 dakikada gerçekleşiyor. Biz 60 dakikada bile 100 milyon lota bakıyoruz. Ve bu zaten önemli bir sinyaldi dibe yaklaşıldı. Nitekim 80 bine kadar düştü dün açılışta. Açılır açılmaz düşmesi de benim dedim tamam iyi her şey yolunda gidiyor. Çünkü açılır açılmaz eğer yükselseydi sonra sert satışlar gelirdi yine. Açılır açılmaz düştü endeks. Düştükten sonra hemen 5-10 dakika içerisinde toparladı. Ve 80.500'ün üzerine kendini attı. Ve 80.800 seviyesinde durduktan sonra seans sonuna doğru şu şekilde artan bir hacimle alımlar geldi. 60 dakikalık grafiklere baktığımızda özellikle şu çok önemli bir sinyaldi. Dün ben tweetten bunu verdim. 180 milyon lot işlem oldu sadece ilk bir saatinde endeksin. Yani borsa ilk bir saatinde 180 milyon lot işlem oldu. Bu düşüşteki 60 dakikalarla da karşılaştırdığımızda en güçlü işlem hacmiydi. O sırada tweetten geçtiğim mesajda artık 80 bin desteği çok güçlendi diye bir mesaj geçtim. Dolayısıyla bundan sonraki süreci tahmin etmek daha kolay. Yani eğer tabii burada 80 binde aşağı kırılıp gidiyor olsaydı o zaman başka bir şeylerden şüphelenecektim. Yani başka bir faktör daha var. Başka bir kötü bir şey daha olacak diye düşünebilirdim. Hatırlarsan dün ne dedin sen bana? Bundan sonra strateji ne olmalı? Ben 4'e bölünmeli para. %25'ini hemen şimdi alınmalı. 500 puanlık bir düşüş olduğunda yine alınmalı. Ki dün zaten kafadan 1000 puanlık düşüş oldu açılışta. 600 puan bir geri çekilme oldu. Orada zaten bir kademeli alım yapan tam dipten aldı. Bir miktar yükseldi. Bir 500 puan tekrar yukarı gitti. Baktın gidiyor orada al. Yani dün alan birisinin ortalama 81.000. Aydın Yağcı öyle yapmış mesela. Diyor ki pazartesi sert düşüşte 81.000'den %25 alıp alım yaptım. Dün dediğiniz gibi her 500 puan düşüşte aldım. Ve 82.000 geçince de aldım. Endeks ortalamam 81.125. Tamam ben de onu tahmin ediyordum. 81.000 civarı olması lazım. Ve 82.000 kapattı. Yani 1000 puan. Yalnız ona ben bir mesajım var. Yani bir miktar geri çekilmeyi yeniden göreceğiz. Yani biz burada endeksin şu şekilde onu göstereyim çizerek. Özellikle burada alıp başını gitmesi. Yani şu şekilde buna biz bu bir V harfine benzediği için V çıkışı deriz. V çıkışları genellikle daha düşük olasılıkta. Şanslıysa V çıkışı göreceğiz bugün. Dış piyasa konjonktürü de şu an yatay gidiyor. Yani belki açılacağız burası ama şu seviye çok güçlü bir direnci dönüştü. Yani 83.150 seviyesi. Dolayısıyla 83.150'ye doğru 83.000'e doğru bir hareket olduğunda buradan bir miktar satış gelecektir. Önemli olan şöyle bir şey olması, sağlıklı olması için bu düşüşte. Burada 83.000 görülse, 81.500'e yani şu seviyeye veya bu seviyenin altına geri çekilme olup 81.000 civarına düşse endeks ve buradan tekrar yükseliş başlasa işte şu iki tane nokta bizim beklediğimiz çift dibi yapmış olacak. Öyle bir durumda çift dip gerçekleştiği için biz o zaman çok rahat 2500 puanlık bir yükseliş bekleriz ondan sonra. Ama bu yükseliş dünkü tepkiydi ve bu tepki bir miktar daha devam eder. Ve 83.000 civarında dirençle karşılaşırız ki eğer yukarı kırarsa zaten 84.000'e kadar rahatlıkla bir yükseliş olur.
benim tavsiyem 84.000, 85.000 aralığı. Bu 84.150 olabilir, 300 olabilir. 84.000'in geçildiği yerde 500'er puanlık veya 300'er puanlık kademelerde alınanlar satılabilir. Yani kar realize edilmeli. Hı hı. Çünkü bizim için artık bu 86.500 uzak bence. Yani uzak derken belki 10-15 gün sonra buraya tekrar gelecek ama şimdi Moody's beklentisiyle biz zaten şu hareketi yapmıştık. Onu göstereyim. Yani bizim Moody's beklentisi aslında endeksi getirebileceği yer en fazla 81.000'di. Yani şu hareket Moody's beklentisi hareketi. Şimdi buradan itibaren düştüğü için özellikle şurada destek oluşmuştu. Yani şu seviyede destek oluşmuştu. Çok güçlü bir destek ve bura kırıldığında biz zaten stop yapılması gerektiğini belirtmiştik. Yani burada zararına satış yap, sonra alttan alım için bekle. Alttan alım için bekle dediğimizde burada gerçekleşti. Hı-hı. En güçlü hacimle herkesin sattığı nokta hem hacim patladı hem fiyat kademeleri boşaldı. 3-5 kademe birden hiç alıcı yoktu. Dolayısıyla o herkesin sattığı yer. Bir de o sırada hiç kimse alım öneremiyordu. Yani 3 tane şart gerçekleştiği anda zaten dibi yakalamış oluyorsun. Bayağı bir dibe yaklaşmış oluyorsun. Şimdi buradan itibaren yukarı geldiğinde bir direnç burası. Sonraki güçlü direnç burası. Dolayısıyla 83.000 geçildikten sonra yani 85.000 seviyesi burası. Yani 84.500-85.000 seviyesi. Özellikle 83.500-84.500 aralığı şu bölge bence kar realize edilip nakde geçilip yeniden beklenecek bölge. Yalnız terör sorunu çözüldü, anlaşma sağlandı gibi bir haber gelirse işte o zaman 86.500'de geçeriz. Çünkü yeni bir hikaye başlıyor ondan sonra. Hı hı. Yani o zaman hikaye tümüyle değişir. Ama şu an görebildiğimiz bugünkü ekonomi, bugünkü veriler ve bugünkü haberlere baktığımızda benim söyleyebileceğim şey bu. Dolayısıyla endeksteki bu düşüş sırasında ben özellikle yani şunu da söyleyeyim bilinçli yaptım. Endeks düşerken 82.500-83.000 civarında tuttum. Şu kağıtlarda alım öneriyorum. 1500 puan daha düşebilir diye. Onu herkes biliyor Twitter'da. Hı hı. Şey yaptım. Fakat orada ya satmayın burası artık dip noktalara yakın olabilir falan desem çok etkili olmuyor bu. Küçük yatırımcı her zaman çok paniğe kapılıyor. En azından bu seviyeleri bu seviyede satan zaten geri dönüp şu diplerde alamaz. Alabileceği yer kendi sattığı seviye yukarı geçilince ancak emin olacak ki yükselişten o zaman alacak. İşte o zaman da tepki yükselişi olduğu için tekrar düşüş gelir. Yani orada gene kaybeder. O yüzden bence daha önce stop yapmamış veya buralarda satmamış olanlar en az bir 84.000 bir hafta 10 gün içerisinde beklesinler. Fakat bizim beklediğimiz şey buralarda bir konsolidasyon hareketinin gerçekleşmesi. Yani şu şekilde şöyle bir hareketin olması. Yani buralarda böyle bir yatay gitme gelme gitme gelme sonra yavaş yavaş gitme ama bazı kağıtlar var ki çok büyük fırsat verdiler. Yani ben diyordum böyle bir düşüş olsa da o hiç çok iyi ama biraz da pahalı olan kağıtlar, hı hı, bir uygun fiyata gelse öyle en az 8-10 tane kağıt o düşüş sırasında çok uygun fiyata geldi. Zaten en hızlı toparlayacak olanlar da onlar olacak. Şimdi hocam İrfan İnce teknik bir soru sormuş. 25 Kasım 2011'den beri Andrews çatalı çizer misiniz? Bakabilir misiniz? 80 bin çok ciddi destek der miyiz demiş. 80 bin tabii destek. Yani çünkü çok yüksek işlem hacmiyle şey yapıldı. Kırıldı. Ve o yüzden de şey yani şunu söyleyeyim. Oranın aşağı kırılması için yeni çok kötü bir haber görmemiz lazım. Yani kırılmaz demiyorum. 80 bin güçlü destek ama yarın atıyorum bir bankanın ne bileyim bizim bankalara 1 milyar TL toplamda 1,5 milyar TL ceza geldiğini düşün. O görüşme ne zamandı? 25 Şubat. 25 Şubat daha var. Yani o yüzden öyle bir durumda yani bunların her şeyi speküle edilebiliyor. Yani insanlar alttan alım yapmak için çok düşürmek için çok haber yayacaklar. Yani, mutlaka. O tarih yaklaştıkça. Evet evet yani ona dikkat etmesi gerekiyor yatırımcının. Özellikle Andrews Çatalı, ya bilmiyorum çok teknik bir konu bu Andrews Çatalı. Madem istemiş İrfan İnce çizeyim. Şurada, pardon, evet. Şu an bilgisayarımda şey var, sorun var. Evet, yani bu çatalı çizdiğin zaman destekleri, dirençleri veriyor şey. Evet.
Aslında bir taraftan siz... Bir tane de şuraya koyacağız. Evet. Şu şekilde çizildi. Tam bak dikkat edersen ilginç. İrfan İnce'nin tabii bunu çizdirmesinin sebebi de şey. Andrews Çatalı'nın en desteğinden dönmüş durumda. Tam şuradan dönmüş. Andrews Çatalı'ndan dönmüş. Herhalde onun için çizmemi istedi. Bu paralel çizgiler. Ve bir tepe, bir dip, bir tepeyi çiziyorsun. Ve ona göre desteği belirliyor. Destek gözüküyor. Net. Evet. Peki hocam şimdi dolara da bakalım isterseniz. Dün biraz o konuda sitem etmişti bir izleyicimiz. Bugün biraz üzerinde duralım madem öyle. Ya izleyicilerimizin hakikaten dikkatine inanamıyorum. Yani hakikaten ya felaket dikkatli izliyorlar ya. Benim söylediğim bir şeyi bana 6 ay sonra aynı cümleyi tekrar ederek gönderiyor yani. Düşünebiliyor musun? Sen şöyle söylemiştin diyor. Sonra düşünüyorum ya hakikaten evet öyledi diyorum yani. Hocam önem veriyorlar işte sizin söylediğiniz. Sağ olsunlar yani teşekkür ediyorum. Şimdi dolarda çok ilginç bir görüntü oluştu. Verelim grafiği arkadaşlar ekrana. Dolar şimdi şu seviye yani 1.7735 seviyesi yani veya 1.773 seviyesi şu seviye 1.773 dolar. Şimdi bunun altına şuraya bir düştü. Yani şu bölge. 1.765'in altına düştü. 1.750 seviyelerini gördü. Ve 1.765'in üzerine tekrar çıktı. Hı hı. Şimdi bu seviye bizim 1.750 seviyesi veya 6 seviyeler demiştim. Dolarda alım için uygun. O zaman söylemiştik. Ondan sonra tekrar şu yükseliş ve 1.775'e gelmesi ve şu kanala tekrar girmesi. Yani şu kanala tekrar girdi dolar. 1.765 ile 1.773 kanalına tekrar girdi. Burada yalnız biraz daha uzaktan baktığımızda çok ilginç bir görüntü oluştu. Yani burası önemli. Dolarda Merkez Bankası da Türk lirasının çok değerlenmesini istemiyor. Yani dolar yukarı gitsin istiyor. Bu çok açık. Şöyle bir görüntü oluştu. Buna biz şey deriz, işte şurası omuz, bir adamın şöyle asıldığını düşün, ters. Hı hı. Burası omuz, şurası kafa, şurası omuz, şurası omuz, ters omuz, baş omuz deriz. Eğer burada 1.750 yukarı geçilirse, şu 1.750 ile 1.775 yukarı geçilirse, 1.750 ile 1.775 arasındaki fark kadar, yani 2 kuruş civarında bir fark kadar ki burası da yaklaşık olarak 79'a denk gelir. Dolarda biz şu seviyelere kadar yükseliş görürüz. Ama burası geçilecek mi? Bunu söyleyemiyorum. Yani tekniğe bakarak bunu söyleyemiyorum. Şunu söyleyebilirim sadece. Ne zaman 1.775, 1.780'e gelirse dolar orada alım yapılabilir. Evet. 1.790'da da satış yapılabilir. Yoksa şöyle bir şey bekliyorum. Bu kanal içerisinde böyle yukarıyı zorlayan, gitgide yeni diplerin daha yukarıda oluştuğu ve sonra da burayı kıran bir şey. Yani bir süre daha ama bu kanal içerisine gideceğiz. Yani 1.765 ile 1.773 aralığında şu bölgede bir süre daha doların yatay gitmesini bekliyorum. Hı hı. Peki şimdi bir de altına bakalım. Sonra ikisiyle ilgili bir soru var onu soracağım size. Altın analizine de bir bakalım hocam. Evet altın şöyle ki altın 1650 dolarlara 1690 seviyesinden 1650 dolarlara kadar düştü. Özellikle de düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi de Amerika'da verilerin çok iyi gelmesiydi. Bu PMI verilerinin falan. Dolayısıyla altın hala şey kanalında gidiyor. Yani burada dikkat edersen şu 1700-1635 kanalında gidiyor. Ve şimdi FED toplantısını bekliyor altın. Şu kanal içerisinde bekliyor. Buradan FED toplantısından parasal genişleme devam edecektir diye bir mesaj gelse dahi 1690-1700 seviyesini 1705 seviyesini yukarı kırması zor. Ama 705'i yukarı kırarsa o zaman altında yeni bir hikaye başlamış demektir. O zaman gider. Fakat ben genel olarak bu aralıkta kalmaya devam etmesini bekliyorum. Ve faizler de yükselmeye başladı. Amerika'da 10 yıllıklar %2'yi geçti. Bu altına zarar veriyor.
Altında kısa vadede çok fazla bir şey beklemiyorum ama önümüzdeki 1,5-2 yılda enflasyon patlaması olacak dünyada. O yüzden de o zaman yeniden değer kazanacağını düşünüyorum. TL bazında da baktığımızda TL bazında altın şu an 96,5 seviyesinin altında. Burası 93 seviyeleri. Hala şu risk var. Yani 90 TL'ye kadar şu seviyelere kadar gerileme riski hala var altının. Ama birkaç günlük yukarı hareket beklenebilir bu FED toplantısına dediği. 95 lirayı 96 lirayı yukarı geçmesini beklemiyorum. Burada önemli bir direnç var. Peki hocam, şimdi bir gün Neşe Dağdelen diyor ki biraz dolarım biraz da altınım var. Ne yapmalıyım? Her ikisini de çok yüksekten almıştım. Şimdi dolarla altın portföyünün anlamı şu. Aslında bütün parasını yani bütün yumurtaları bir sepete koymuş durumda. Hı hı. Çünkü sonuçta altınla dolar birlikte hareket ediyor. Dolar yukarı gittiğinde altın da yukarı gidiyor. Hani TL bazında. Dolayısıyla benim orada bir kere temel mesajım kesinlikle portföyünü çeşitlendirmesi lazım. Yani o portföy çok riskli bir portföy. Ve zaten riskli olduğunu da kendisi de göstermiş. Yani tahmin ediyorum çok heyecanlı bir dönemde. Herkesin altın yükselecek dediği bir yer vardı. Hani 1800'e yaklaştık da herkes altın yükselecek. O sırada biz uyardık, dedik aman bu 1700'lere kadar düşebilir, dikkat edin. 1715'lere kadar düşebilir 1090'da. Tahmin ediyorum o dönemde aldı. Şu aşamada eğer bu paraya bir yıl ihtiyacı yoksa kesinlikle pozisyonu çok bozmasın ama %50'si altın dolarda kalabilir. Geri kalan %50'sini de TL'de değerlendirmesini öneririm. Çünkü TL'nin getirisi hala çok yüksek. Bu çeşitli fonlar olabilir. Hı-hı. Mesela A tipi karma fon olabilir. Çünkü borsada geriledi şu an. Borsada bir miktar şey yapacak. Ve borsada hala biraz orta vadede, yani Nisan'a kadar, Mayıs'a kadar bilanço beklentileri var vesaire. Ben borsada hala şeye rağmen genel olarak uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyorum ama artık öyle ralliler beklememek lazım. Hı hı. Dolayısıyla portföyü o şekilde bir çeşitlendirmekte fayda var. Ne bileyim bir %5-10'unun likit fon yapabilir. Bir %20'sini mevduat yapsın. 3 ay vadeli, 6 ay vadeli. Çünkü o zaman daha iyi bir getiri sağlayabiliyor. Eğer faiz almak istemiyorsa, ki dini hassasiyetleri olan vatandaşlarımız tabii ki buna önem veriyorlar. O zaman getiri konusunda kendileri karar verebilirler. Peki. Şimdi hocam ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz diyor ki Asya Bank'la ilgili ne olacak bu Asya Bank'ın durumu diye sormuş. İşte 2 yıl önce 3 liradan almıştım. Bütün banka hisseleri 2'ye katladı. Ben hala zararı çıkaramadım diyor. Yine benzer bir şekilde başka bir hisse senedi alıp onu soran var. Kozalı soran var mesela. Bilanço altın fiyatından nasıl etkilenir? Sonu ne olur bu kağıdın diyen var. Bir kağıt sorusu daha var. Onu da yönelteyim de. Binali Bey de Twitter'dan demiş ki, hocam battım ben çok fena. Bana bir kağıt yaz da kurtar beni. Keşke olsun. Yani keşke o kadar emin olabilsek. Evet. Yani hayır, yani şöyle bir şey. İnsanlar şunu zannediyor olabilir. Hayır, Yaşar Hoca herhalde kendisi her zaman müthiş doğru karar verip sürekli para kazanıyor gibi düşünebilir. Öyle değil mi hocam? Ben görüyorum sürekli kazanıyorsunuz. Hayır. Para sayıyorsunuz sürekli, ben görüyorum. Ya sabah şeyde 50 kuruşla 75 kuruşu bozuk paraları bozuk parayı sayabilirsin. Barış, şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle zannediyorlar. Öyle algılanıyor. Fakat çok şaşırıyor herkes ben bunu söyleyince. Ya şu an hissede bir tane hissem yok yani. Gerçekten yok. Çünkü olsa yorum veremem. Emin ol, veremezsin. Çünkü ne yapıyorsun? Sen kendin bir senaryo kurup pozisyon alıyorsun. O zaman zaten o pozisyonunu aldığın için objektif kalamıyorsun. Tamam mı? Yönlendiriyorsun. Ben paramı ne yapıyorum? Hisseye girmek istiyorsam gidip tek tek hisse almak yerine çok iyi hisse fonu yöneten fon yöneticileri var. Hı hı. Gidip onların fonlarından alıyorum. Ve onu da böyle bir gün al, bir gün sat falan filan değil. Ya borsa artık bundan sonra bir süre yukarı gider dediğim yerde alıyorum ve hiç başım ağrımıyor. Bakmıyorum bile. Yani ayda bir bakıyorum fonun şeyine. Evet. Dolayısıyla öyle bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim. Onlara şunu söyleyeyim en azından.
Bu soruların hepsine cevap verecek bir ekip kurduk. Bu ekip şu an hummalı bir çalışma içerisinde. Her şirketin ıcığı cıcığı çıkıyor şu an ortaya. Tamam mı? Bu soruların hepsine cevap bulabilecekler. Fakat bu ekip ciddi, yani herkese maaş ödüyorsun, ofis, veri dağıtım şirketleri, şeyler ödüyorsun. Yalnız yatırım danışmanlığı konusunda şöyle bir durum var. Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şeyi başlayacağız. Ama şöyle olacak. Tabii ki bir bedel ödeyecekler. Bunu ne kadar minimumda tutabilirsek o kadar minimumda tutacağız. Tamam mı? Bir belli bir bedeli olacak ama minimum bedeli olmaya olacak. Çalışacak. Ama evet, şöyle söyleyeyim. Orada kıyaslama şöyle olacak. Mesela hissemi takip et diye bir ürün var. Tamam mı? Yazacak oraya hissesini. Biz onun adına takip edeceğiz. Direkt SMS gidecek. Bu hissede satış öneriyoruz. Evet. Bu hissede pozisyon arttırılmalı gibi. Tamam. Böyle bir şey için adam şuna bakacak. O danışmanlık sayesinde ben ne kazandığıma bakacak. Belki 1000 lirası da olsa, 5000 lirası olsa, bütün maliyetleri neye göre hesapladık biliyor musun? 5000 lirası olan bir insan ne kadar bir bedel ödeyebilir buna? Yani o sırada 10 trilyonu yöneten de o hizmeti tabii ki, tabii alacak. Dolayısıyla orada ne kadar verirdin böyle bir? Şimdi SMS'in maliyeti var, analistin maliyeti var vesaire vesaire. Mesela kafamızda düşündüğümüz şeyler o kadar cüzi ki. Eğer verdiğin maliyetin üzerinde bir kazanç sağlıyorsa devam edecek. Beğenmiyorsa sizin danışmanınız çekip çıkacak. Ama en az bir ay deneyecek falan. Ben şimdi evet, biz Allah'ın izniyle hocam, inşallah süreyi doldurduk bu arada. Yavaş yavaş Nisan ayının başı gibi bu faaliyetlerin her şeyin duyurusu falan yapılacak. Ama şu an için ben burada tabii ki bu hisseler soruluyor. Bu hisselerle ilgili olarak yayında zaten cevap veremiyoruz. Şey olarak hani çok fazla yönlendirme oluyor ama bir başka araştırma şirketinin raporunu yayınlayabiliriz. Evet. Onda evet, bir sorun yok. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. Paranın ortasını noktalıyoruz. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemine devam edeceğiz. Kozaltın paranın rotasını sundu. Çocuk sahibi olmak bir arzu, dilek, murat ya da ümit olmaktan çıkıyor. Ailelerin umudu gerçek oluyor. 2500 aileye ücretsiz tüp bebek projesi başladı. Acı Badem Sağlık Grubu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Referans Bakırköy'den 2013'ün ilk dev fırsatı. Anında kazandıran peşin indirimi, Halkbank'tan özel faiz oranları. Bakırköy'ün tam merkezinde zengin sosyal yaşam ve ulaşım kolaylığı. Ve %1'lik KDV avantajıyla bu fırsat kaçmaz. Referans Bakırköy, 444-5111. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. AB ve ABC bir ses grubu okur oranında Türkiye'nin ikinci gazetesi. Teşekkürler Türkiye. Şimdi bireysel emeklilik sistemine katılan istisnasız herkesin yatırdığı paraya %25 devlet katkısı ekleniyor. Yani yatırdığınız her 100 lira 125 lira oluyor. Bireysel emeklilik sistemi, biriktirdikçe kazandıran sistem. Hero'yla çile biter, temizlik başlar. Arif, Innovative Life.